Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlere CyberLeap Power Director'ı anlatacağım. İlk öncelikle şu vereceğim linkte aşağıda videonun altında bulabilirsiniz. Bunu geçici bir süre kendi sunucumda depolayıp sizlere sunmayı düşünüyorum. Power Director'ın setup'ını ilk önce kurarak başlayalım. İngilizce, Türkçesi yer almıyor. Ama kurulumumuz devam etsin. Umarım ses kalitesi de iyidir. Ne diyor burada? Zaten diyor senin sisteminde var. Ben tekrardan kurmak için şey yapayım, size de göstereyim nasıl kurulduğunu. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. İlk defa bilgisayar açacak kişiler olur. CyberLink bu sırada nedir o? Ne işe yarar? Ondan bahsedeyim. CyberLink sizin videolarınızı ya da fotoğraflarınızı çok güzel bir şekilde size bir slide haline getirmenizi sağlayan ve aynı zamanda videolarınızı kesip biçmeyi ve düzenlemeyi de sağlayan bir program olarak söyleyebiliriz. Power Director CyberLink gelişmiş midir? Tabii ki de gelişmiştir. Bir slide yapma programı olan Microsoft Office PowerPoint'ten kat kat daha iyisidir. Otomatikman her şeyi vardır. Yani içerisinde zaten ekranda da göreceksiniz. Nereden ne yapılabilir? O sırada biz bir bilgisayarımızda bir şey yapalım. Kitaplıklar. Birkaç tane de resim alalım. Burada varmış zaten. Bunları alayım. Kopyala. Yeni bir klasör oluşturalım şurada. Yeni. Resimler. İçerisine yapıştıralım. Zaten geldi. Güzel. O sırada programımızın kurulumu da bitmek üzeredir. Umarım bir aksilikle karşılaşmayız. Yedekleme dosyalarını da siliyor. Ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Ayrıca şu koyacağım şeyde klasörde burada serial numaraları da yer alıyor görüldüğü üzere. Oradan bakarsınız. Next. Her şeyi tabii ki de kabul ediyorsunuz. Windows kullanıcısı. Tamam. Next, next, next. Her şeyi. Next diyorsunuz. Bende de böyle bir yenileme hastalığı var. Umarım sizde yoktur. Yenileyince sanki ne oluyorsa. Belleği tazelemiş oluyorsunuz. Yeni dosyaları da kopyalıyor. Program İngilizce arkadaşlar. Kullanımı kolay mı? Bir hayli kolay. Ben size en basit şekilde resimlerden nasıl slide yapılır onu göstereceğim. O sırada bir tane de müzik ayarlasam fena olmayacak. Şu an müzik klasörümüze girelim. Mesela arka tarafa Game of Thrones'un müziğini koyabilirsiniz. Yalnız YouTube gibi bir şey atacaksanız şayet bu size sıkıntı yaratabilir. Şöyle kopyala. Masa üstüne de yapıştıralım. Bunu da bilmiyorum. Telifsiz müzik var mıdır da. Programın boyutu ne kadar o sırada? RAR'lı klasör olarak 200 MB'a yakın. Ama açıldıktan sonra bir ayda uzun, yüksek kapasitede olduğu söylenebilir. Sanırım şu an tamamlandı.
Install Smart Sound. Şimdilik Smart Sound'u yüklemeye gerek var mı? Evet diyelim, eğer ki inşallah çabuk biter. Sonra da şu seriyelimizi de kopyalayalım. Her şekilde hazır olsun. Ve son olarak okumak isterseniz burada readme dosyası varmış. Ama tabii o bizi ilgilendirmiyor pek fazla. Activate diyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Next. Ondan sonra aktifleştirdiniz diyor. Versiyon 8'i bu. Daha sonra farklı güncellemeleri çıktı ama benim elimde bulunan sürüm bu. Umarım sizin de işinize yarar. Evet arkadaşlar, sizi böyle bir ekran karşılıyor programda. Burada hani isterseniz güzel bir MP3'ler falan var. İzleyebilirsiniz. Bu da mesela hani ne dosyası olduğunu, JPEG'miş. JPEG. Burada sadece şu şeymiş. Tıkladığınız zaman yan tarafa geliyor. Arkadaşlar Capture deyip burada hani herhangi bir şekilde sizin mikrofondan sesinizi kaydetmeyi sağlayan bir alan yapmışlar. Burada hani benim sesime göre de buradaki mikrofonun şey kısmı görünüyor. Burada aynı zamanda hani takılı olması halinde DVD şeyden alabiliyorsunuz, kameradan alabiliyorsunuz. Burada hani diğer dijital kameralardan da alabiliyorsunuz. Benim istediğim şey tabii ki de buraya ilk başta birkaç tane resim ve müziğimizi eklemek. Bunu da yapmak için tabii ki de çok basit arkadaşlar. Normal standart bir kullanıcıya anlatır gibi anlatıyorum bunu. Tıklıyorsunuz. Bu kadar resmi. Sonra buraya aktarıyorsunuz. Sonra tam ekran yapın. Tabi aynı zamanda şunu da aktaralım. Müziğimiz de gelsin. Müziği de şöyle duyabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan hepsini seçiyorsunuz. Tabii ki de müzik şurada. Müziğe kadar olan kısmı ben Shift ile seçtim. Kendisinin bize vermiş olduğu şeyleri de silelim. Burada nereye eklemek istiyorsunuz? Arkadaşlar eğer ki video ise burada hani sol tarafta zaten görebiliyorsunuz şu kısımda logosunu. Bu video. Burası hani resimler. Hani aslında aynı şey mi? Hemen hemen aynı şey ama video eklemek istiyorsanız ayrıca üzerine de ekleyebiliyorsunuz. Geldim ben buraya ekledim. Daha sonrasında ise bunlara bir transition, geçiş eklemek istiyorsunuz mesela. Onu da şuradan yapıyorsunuz. Burada mesela videoda kullanacağınız resimler burada yer alıyor. Geçişler burada. Efektler aynı zamanda hani yazı üzerinde, resim üzerinde görünmesi gereken efektler. Biraz hani farklı bir efekti daha var. Böyle hani görüyorsunuz yıldızlar içerisinden geliyormuş gibi. Eğer ki bir metin eklemek istiyorsanız burası ve bu da resimler arası geçiş. Şu da mesela tıklıyorsunuz. Bakın böyle bir efekt. Bunların hepsini teker teker deneyeceğiz. Şu çalışma alanı size yetersiz gelebilir. Hani bu çok ufak ya, nasıl değiştireceğim ben bunu? Ama şuraya tıklayıp sürükleyerek bırakarak açabiliyorsunuz. Geliyorsunuz. Alt tarafı üzerine koyuyorsunuz. Burada bir play tuşuna basalım. Herhangi bir şey yaramıyor. Neden? Çünkü hani biz burada geçersiz bir efekt kullandık. O yüzdendir ki Ctrl Z ile ben bunu geri alacağım. Şurada hangi kısma gittiğinizde hani sizin resimlerinizi burada ufak bir şekilde gösteriyor. Bunları hani şu video kısmını eklemiş olsaydık belki daha sağlıklı olabilirdi. O yüzden size tavsiyem de bunu yapmanız. Şunların hepsini silelim. Tekrardan edit kısmında müziğe kadar olan tüm her şeyi buraya ekledim. Ve daha sonrasında play tuşuna bastığınız anda hepsinin tam ekranlı bir ölçeklendirilmiş bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki de benim videom bu kadar uzun olmayacak. En sonunda kırpacağım ben bunu daha hızlı olması açısından. Efekt ekleyelim bunlara mesela. Az evvel yapamadığımız şeyi. Bunu da bir deneyelim. Bakın böyle üzerinde bir şey yaptı. Hani efekt verdi. Bu da ne anlama geliyor? Hani sadece burada göründüğü gibi mesela şunu da yapabilirdik.
Öyle hani karalıyor. Pek fazla matah bir şey olmasa gerek. O yüzden Ctrl Z tuşu ile geri aldım. Gelelim bizim tabii ki de işimize yarayacak olan efektler kısmına. O da tam olarak nerede yer alıyor? Şurada. Arkadaşlar bir slide yapmak istiyorsanız şunu bir açın. Biraz genişletin. Mesela şu. A'dan B'ye gidiyorsa eğer bu bilinki efekttir. İzleyelim. Alın geriye. Play tuşuna basın. Her bir resim yaklaşık 5 saniyeydi. Geçişlerle birlikte hani bu değişecek. Yani biz bunu arkadaşlar şurada resim seçili. Burada ise tam ekran seçili. O yüzden ben buradan başlatıyorum ki zaten şurada da görebiliyorsunuz. Bakın geçiş efektini oluşturdu. Ardından diğeri. Bunlardan isterseniz birkaç tane koyun arka arkaya. Ardından tekrardan başlatalım. Tabii bu gördüğünüz gibi çok hızlı geçiyor. Şuraya tıklamanız gerekiyor. Buraya bir tık daha yapmanız gerekiyor ki tamamını görebilin. Şimdi hani bu kadar kısım yeterlidir diye düşünüyorum. Buraya ben hani blur left hani onlardan koyarım arka arkaya. Şunları da mesela blur right yapalım. Hani seçtiğiniz hani açıkçası sizin konseptiniz belirler. Benim burada en çok sevdiğim fade in diye bir şey vardı ama hala var mı emin değilim. Page fold mesela sayfa geçişi gibi. Şöyle yapalım. Şunu bir başlatırsak eğer beğeneceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sayfa geçişi gayet güzel. Daha sonrasında ise burada mesela başka ne gibi bir efekt var? Ripple'da kullanmanız hani güzel bir hani görüntü oluşturabilir. Ripple'ın 3 tane serisinde arka arkaya kullanmış olduk. Şu ne gelmedi bu tarafa. Şu an bilgisayarımdan yana sıkıntım var diye düşündüm. Görüldüğü üzere gayet de güzel oluyor. Şöyle. Su dalgası efekti. Burada bir ton efekt var arkadaşlar. En basiti de artık şu film karesi kısmına gelip müziği eklemek. Müziği nereye ekleyebiliyorsunuz? Buralara ekleyemiyorsunuz. Tek bir eklenecek yer var. Hatta iki tane müzik de ekleyebiliyorsunuz. Burada hani yerini değiştirmek isterseniz tutup sürükleyerek bırakarak yapabiliyorsunuz. Ve şurada arkadaşlar bakın ufak bir nokta belirdi. Bu noktayla da sesin yükselerek gitmesi, azalarak çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle. Ben geldim bunu tabii ki de şöyle başa alayım. Bunu da tutup sürükleyip en basit şekilde anlatıyorum. Kırpmak isterseniz eğer hani bunu çift tıklarsınız. Çift tıkladığınız anda hani hangi kısımlara hani giriş ve çıkış yapma kısmını size veriyor. Set mark in position bu başladığı nokta, bu da çıktığı nokta. 2 dakika 41 saniye sürüyormuş bu. Ardından hani siz bunu croplamanız gerekecek. Edit abi diyor. Trim. Trim dediğiniz zaman arkadaşlar ilk başta başladı. Müziğimiz başladı. Güzel. Şurada görebiliyorsunuz. Hani gene ben bunu açtım. 40 saniyelik bir video yapacağım mesela. Burada dursun diyoruz mesela. Bu da hani bizim çıkış sahne kısmımız olacak. Geri kalanını atacak kendisi otomatikman. Arkadaşlar doğal olarak bundan sonrasında pek bir önemi kalmayacağı için ben bunları da seçeceğim buradan ve Shift de seçip seçtim. Daha sonra Delete'e bastım. Buradan da mesela şunları silebiliriz. Şunu da silelim. Bunu da silelim. Bunu sildiğimiz zaman müziğe de etki ediyor. Şu müzik dursun. Arkadaşlar artık bir videomuz hemen hemen hazır. Şöyle kaç tane daha geçiş ekleyecek olursak Color Star. Hani şunlar da boş kalmasın. Cross. Ama tabii ki de en sonunda eklediğiniz zaman şarkıdan da kısıldığını unutmayın. Tıklayalım. Şöyle bir baştan bir dinleyelim. Buraya istediğiniz gibi üzerine yazılar da ekleyebiliyorsunuz. Unutmayın.
Tamam işte hani böyle anlaşılmayacak bir şey de yoktur diye düşünüyorum. Daha sonra gelelim bizim produce kısmımıza. Projenizi kaydedin mutlaka her türlü ihtimale karşı. Produce'te ise gayet basit. Buradan MPEG-4'ü ya da H264'ü seçebilirsiniz. Buradan size geçerli formatları veriyor. Tabii ki de ben hani biraz daha düşük ve hızlı yapmasını istiyorum. Burada hani YouTube seçeneği de vardı aynı zamanda. Önceki versiyonlarda olabilir belki de. Hatırlamıyorum pek. VMW mesela şuradan. Ben burada high quality derdim her seferinde. Ve burada size bir yerde de boyutunu gösteriyorum ne kadar. 53,6 MB sürüyormuş. Dosyanızın adını buraya yazıyorsunuz. Nereye kaydetmek istediğinizi ise buradan seçiyorsunuz. Ben mesela gelirdim buradan masaüstü. Buraya video çalışmam derdim. Kaydet tuşuna bastıktan sonra geliyorsunuz, start tuşuna basıyorsunuz ve sizin videonuz en hızlı şekilde oluşturuluyor. Arkadaşlar bu kayıt da hani bundan sonrasında video izleme kısmı kalacağı için pek fazla uzun tutmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Burada isterseniz çalışmanız bittikten sonra kapatması için bilgisayarınıza komut verebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında hepinize şimdiden iyi çalışmalar. Beğendiyseniz beğenmeyi, ayrıca yorum yapmayı. Olumsuz bir şekilde hani yorum olursa da kabul edebiliriz. Neden? Çünkü hani her şeyi açık olmamız gerekiyor. Ha, bu arada videomuz da tamamlandı. Ha, masa üstüne dönüyorum. Bakıyorum video çalışmam. Şimdi aşağı atalım. Gayet güzel bir çözünürlük elde ettik. Hani görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma falan yok. Ve sonrasında hani müzikte en sonda ayarlamayı düzgün yapmadığımız için kesiliyor. Bunları ayarlayabilirsiniz. Ayrıca umarım hani faydalı bir video olmuştur. Şimdiden kendinize iyi bakın, esen kalın.